ilanını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Buyurun Sayın Rektörüm. Sayın hocalarım, değerli katılımcılar, sevgili öğrenciler. Sanırım biz bazı şeyleri basit alır gibi ve çok kolaycılığa kaçıyoruz. Medeniyet kurmak, şirket kurmak veya bir şekilde bir bina yapmak gibi bir işlem değil. Öncelikli olarak ciddi, yerlerinde de emek gerekiyor ama ciddi bir emek, kaygı, çaba ve iyi bir eğitim, onun için nitelikli insan gücü yetiştirmek ve bunları uygun yerlerde değerlendirmek gerekiyor. Biz toplum olarak ve yaşadığımız dönem olarak kolaycılığın ve bencilliğin, hızın ve hazın hakim olduğu bir dünyada sadece başkalarına hava atmak üzere belirgin bilgileri kullanan, içselleştirmemiş, özümsememiş ve sonuçta alınıp kullanılıp bir kenara bırakılan bir bilgi kırıntısıyla idare eden topluluklarız. Ümmetin durumu bu. Hocamızın belirttiği üzere metodolojiyi kaybetmişiz ve öyle bir metodoloji üzerinde yoğun çaba sarf etme gibi bir sıkıntı, dert de yok. Hoca dersi anlatırken öğrenci sınıfı nasıl geçecek, sınavda nasıl başarılı olacak, nereden soru çıkacak kaygısıyla ders dinleyip kendini yetiştirmek gibi bir düşünce üzerinden değil, sadece o seneyi geçmek üzerinden bir öğrenme diyemeyeceğimiz ders takibi yapıyorum. Ve buradan da biz bir şeyler bekliyoruz. Müktesebat oluşmadan, birikim oluşmadan üzerine bir şeyler koyamayız. Lisans öğrenimi almış, yüksek lisans ve doktoraya gelmiş olan arkadaşlara sorulan, mülakatta sorulan soruların yüz kızartıcı ve buna mı biz yüksek lisans veya doktora yaptıracağız şeklinde hayıflanmalar içerdiğini hocalardan duyuyorum. Bu giderek artan bir tablo. Maalesef genel yaygın bir tabloya dönüşüyor. Ve sonunda sertifikalı, diplomalı, ister lisans, ister yüksek lisans, ister doktoralı ama ham insanlardan oluşan bir topluma dönüşüyoruz. Bu eğitim politikamızda ciddi eksiklikler, noksanlıklar olduğunu gösteriyor. Medeniyetin şekillenmesi için sabırlı olmamız lazım ve medeniyet için özveriyle hepimizin aileden başlayarak bir şeyler yapmamız gerekiyor. Bu belli ne yapılacağı aslında. Ama biz aşırı özgüven içerisinde dünya sevgisiyle bunları çok gündeme getirmek istemiyoruz. Arkasından da medeniyeti konuşuyoruz, medeniyeti tartışıyoruz, geçmişle öykünüyoruz. Bunlar bize birkaç gün idare ediyor. Benim acizane gördüğüm tablo bu. Okumaktan hocamız bahsetti. Kaçan, kütüphaneyi dolduran çocukların çoğu sınav için geliyor zaten. Yani onlar da ya üniversite sınavına hazırlanmak için daha uygun bir ortam bulamadığı için kütüphaneleri tercih ediyor. Gerçekten kütüphanelere okuma amaçlı kaç öğrenci gidiyor veya kaç insan gidiyor ayrı bir tartışma konusu. Çünkü kendi üniversite kütüphanelerimizden biliyoruz. Kütüphanemizin en çok öğrencisinin doluluk olduğu zaman vizeler dönemi, finaller dönemi. Kütüphane sadece elektrik ve su parasından
kalorifer parasından iktisat bilmek üzere hazır devletin açmış olduğu bir mekan olarak kullanılmış oluyor. Dert çok uzun sürer ama bu tür toplantılarla bir farkındalık oluşturarak yeni jenerasyon, yeni nesil, yeni bir kuşak gelmek zorunda. Şu anda Türkiye öyle veya böyle Türkiye Cumhuriyeti döneminde 60'lı 70'li yıllarda oluşmuş olan neslin oluşturduğu ortamdan istifade ederek bugünlere geldi. Bizim de bundan sonrası için bir kuşak oluşturmamız gerekir ki en azından devamlılığı, sürdürülebilirliği olsun. Kaygısı olan nesillere, çabası olan nesillere ihtiyaç var. Bunun için de hep beraber çalışmak zorundayız. Bu vesileyle bu toplantının bu çabaya, bu gayrete, bu tasaya katkısı olduğu düşüncesiyle bunların sayısının artması dileğiyle tüm paydaşlara teşekkürlerimi sunuyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Biz de Sayın Rektörümüze konuşmalarından ötürü, katkılarından ötürü çok teşekkür ediyoruz ve kapanış konuşması için Muhafazakar Düşünce Dergisi Genel Yayın Yönetmenimizi Selma Hocamızı kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Hocam. Teşekkürler. Evet, akşamın ilerleyen saatine doğru ilerliyoruz. Çok yoğun tartışmalar oldu, çok yoğun konular hakkında tebliğler sunuldu. Kelam, felsefe, tasavvuf vesaire, doğu meselesiyle alakalı başlangıç yaptık ve buna rağmen salonda yine hala birilerini görüyorum ama gerçekten çok güzel ve önemli bir iş yaptığımızın bir göstergesi olduğunu düşünüyorum. Tabii bugün ne yaptık sorusuna esasında çok kısaca bir cevap verecek olursak, tek teknik anlamda 14 tane farklı tebliğ sunuldu. Doğu meselesiyle başlayıp İslam medeniyetiyle devam eden bir akış içerisinde biz bir derdimizi sizinle paylaştık esasında. Ve buradan giderken de heybemize bazı şeyler doldurduk. Hem dergi olarak hem bir medeniyet talebesi olarak şahsım adına hem de dergimiz adına birçok notlar aldık. Çok çok şey aslında söylenebilir. Ama dergi adına yüklendiğimiz en büyük sorumluluklarından bir tanesi, yani kapanış konuşması olarak programda bunu yazdık. Esasında bunu biz bir açılış konuşması olarak da yorumlayabiliriz. Bu sempozyumun ilerleyen yıllarda, önümüzdeki yıl yapacağımız uluslararası sempozyumun mukaddimesi mahiyetinde olduğunu düşünüyorum ve özellikle dün akşam yaptığımız çalıştayda ve hocalarla gizli gizli konuştuğumuz ortamlarda hep bunu biz esasında müzakere ettik. Kur'an-ı Kerim okuma adabında önemli bir şey vardır. Hatim bitince hemen Fatiha suresine geçilir ve yeni hatme hemen başlanır. O açıdan çok kabaca bir sonraki seneki sempozyumun açılış konuşması olarak da esasında bunu yorumlayabiliriz. Bir virgül koyuyoruz. İslam medeniyetini kuran düşünürler meselesine. İsim çok iddialı. Bunları bir sempozyumda ele almak meselesi çok iddialı. İslam medeniyeti terkibinin kendisi bile birçok açıdan eleştiriye müsait vesaire. Zaten amacımız bunların burada tartışılmış olması, tartışılıyor olması idi. Ben dergimiz adına özellikle bunları heybemize yükleyerek Ankara'ya doğru yollandığımızı düşünüyorum. Tabii burada Konya'da bir etkinlik yaptık bugün ama şehir dışından gelen çok ciddi katılımcılar var. Kayseri'den, Mersin'den, Karaman'dan, Aksaray'dan, farklı illerden bizzat tanıdığım arkadaşlar açısından söylüyorum. Atladıklarım varsa beni affetsinler. Hem tebliğ sunan hocalarımız hem dinleyen katılımcılarımız çok farklı illerden buraya geldiler ve herkesin buradan giderken evine, okuluna, fakültesine hissesinde bir şeyler düşmüştür. Kendi hisseme düşenler adına da birkaç kelam etmek istiyorum. Esasında şöyle bir varsayım yaparak, işte 2115 yılında bir sempozyum yapılıyor olsa İslam medeniyetini kuran düşünürler meselesi veya 2115 yılında çağdaş İslam düşüncesi diye bir sempozyum yapılıyor olsa hepimizin ferden ferden şahısı olarak buna ne katkısı olabilir? İslamiyet'in günlük hayata yansıtılması adına veya medeniyetimizin güzelliklerinin bugüne taşınması adına bizim ne katkımız olmuştur? 100 yıl sonra bu konuları konuşan insanlar acaba bize atıf yapacaklar mı? Atıf yapsınlar diye değil ama bir değer üretmek ve ortaya faydalı eserler koymak adına Bedri Hocam'ın çok güzel ifade ettiği bölüm taassubuna kapılmaksızın arkadaşlar. Bu bir ilahiyat meselesi değil, bir tarih meselesi hiç değil.
esasında varoluşsal bir mesele, kendimizle alakalı bir mesele, ait olduğumuz toplumsal kodlarla alakalı bir mesele. Hepimiz hangi branşta ve hangi sektörde oluyorsak olalım, öğrenci veya çalışıyor olursak olalım, hoca veya asistan oluyorsak olalım, ilerleyen yıllara, gelecek yıllara bir değer üretme, bir değer taşıma, şairin ifadesiyle hoş bir sada bırakma endişesiyle ve derdiyle yaşıyor olmamız lazım. Esasında buradan heybeme bunları yüklendim. Tartışmalardan hareketle İslam medeniyet tarihinin birçok konuya esasında ev sahipliği yaptığını ve birçok konunun tartışıldığı bir platform olduğunu gördük. Bizlerin de bu yolda öğrenci olan bizlerin de öncelikle üstadların ve bizden önceki hocalarımızın yazdıklarını okuyarak, kritiklerini, eleştirilerini okuyarak kendi düşüncemizi inşa etme, kendimizi bu noktada bu düşünceler arasında özgün bir yere konumlandırma, gelenekten kopmadan veya geleneğin besleyici damarını asla ihmal etmeden gelecek yıllara ve geleceğe güzel değerler taşıma noktasında çok büyük sorumluluklarımız olduğunu düşünüyorum. Konuşacak çok söz var ama çok uzatmamak adına yaklaşık bir yıldan beri bu sempozyum için çalışıyoruz. Hem entelektüel altyapı hem de teknik altyapı adına. Ben öncelikle Buhar Baytekin abimize çok teşekkür ediyorum. Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde, Konya Büyükşehir Belediyesi'nde ve Medeniyet Okulu'na çok çok teşekkür ediyorum. İsimsiz kahramanlarımızdan Ezgi İpek ablamız, hanımefendi. Gerçekten o da aylardan beri meselenin teknik organizasyonuyla alakalı çok ciddi emek sarf etti. Özel bir teşekkür ona iletmek istiyorum. Teknik masadan Ahmet, Ebru, Murat adını şu anda sayamadığım diğer bütün arkadaşlarımıza tek tek teşekkür ediyorum ve meselenin entelektüel altyapı kısmında desteklerini esirgemeyen, bu ifadeyi Murat Hocam bilmiyorum ne kadar tasvip edecek ama Murat Çemlek Hocamıza da gerçekten çok teşekkür ediyorum. Akşamın bu saatine kadar burada kaldığınız için en büyük takdiri ve teşekkür esasında siz değerli katılımcılar hak ediyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun. İnşallah güzel günlerde, güzel toplantılarda, değer üreten ortamlarda beraber olmak ümidiyle hepinize tekrar çok teşekkürler. Yani burada kalanlara belki bir ödül olması adına yani herkesi sahneye davet ederek bir hatıra fotoğrafı almış olursak daha güzel bir kapanış yapmış oluruz diye de düşünüyorum. Bu noktada bütün arkadaşlar buraya gelebilirlerse sahneye. Sahneyi de ona göre kurgulayabiliriz. Bir flash size alacağım. Thank you.
Kayseri ekibini sahneye alalım. Hadi gençler.